Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Aydın'dayız. Değerli bir büyüğümüzü ziyarete geldik. Abi seni bir tanıyalım. İsmim Hüseyin Özeren. Germencikliyim. Kuş sevdam var. 40 kusur yıldır kuşluk yapıyorum. Hüseyin abi kaç yaşındayız? 46. 46 yaşındayız maşallah. 40 kusur yıldır da kuş pardon bakıyorum. 56. Nereye? Ulan diyeceğim 46 ben. 56. Şaşırdık ya. Olsun bir şey olmaz heyecan. Kamera heyecanı olur olur. Şaşırma dayı. Neler var abi? Neler bakıyorsun güvercinliklerinde? Ne seviyorsun? Rostov. Rus kuşu. Yani kuşun her türlüsünü severim. Kanatlarının her türlüsü. Bak manken gibi kuşları seviyorum diyor. Rostov, evet. Rus kuşu. Ben de... Tavuklar gördüm. Bunlar 6 yumurta cırkın. 8 yılda elde ettiğim... Gel Cengiz bunları bir gör. Bir gör. Çok farklı bir şey var. Üretim var. Oy maşallah. Türkan'a benziyor bak. Bunları genetik yapmış dayı. Kaç yıllık emek var bunda? Hepsi gülübük bak. Şu anda aşağı yukarı 15. yıl. Ama 8 yılda elde ettim bunları. Yumurtacıkların birbiriyle... Çaprazlama yöntemiyle elde ettiler. Nasıl? Yumurta durumları, verimleri nasıl? Şu anda %100. %100. Ama yavru olduğu için bir tane anacım var. O da yeni başlayacak. Biri anaç, diğerleri yarka. Yarka. Maşallah çok güzel. Ama çok güzel emek vermiş. Şöyle bir etrafı göstereyim arkadaşlar. Kuşlar kaçmasın diye bir gözenek yapmış. Aynı zamanda havalar, güneşleniyorlar. Güzel, bir sıkıntım yok. Yani yabani... Hastalık gelecek, farklı bir şey gelmiyor. Zarar verecek büyük hayvanlar gelmiyor. Gelmiyor artık onlar. Martı yok, atmaca yok. Atmaca yok, sansar yok, kedi yok. Serçeye kadar kesiyor Hüseyin abi. Bak, serçe bile girmiyor. Pırıl... Hiç serçe girmez. Bahçe de pırıl pırıl maşallah. Emeğine sağlık. O sistemi kurdum. Fare de olmaz. Farelere nasıl bir sistem geliştirdin ki? Naftalin. Artı... Geçen ben de gördüm. Naftalin. Naftalin. Yılanı, çiyanı, fareyi. Haftanın fare. Belli günlerinde nane yağıyla, kekik yağı kompresörle atıyorum. Her hafta. Etrafa atıyorsun, o kokuya mı gelmiyor? Kokuyu gelmiyor. Onu hiçbir bana sonda yok. Göster bir. Ben onu bir göreyim. Naftalin. Bak şimdi naftalin. Oy oy oy. Çapa yapmış bak. Toprağı da ne güzel. Hani diyor çapa yapmış. Böyle basit bir şeyle naftalin bu içindeki. Kümesin belli yerlerini asıver şöyle. Kokuya gelmiyor he? Kokuya gelmez. 10 gündür ver, 15 gündür nane kekik yağı şeyle pompayla basıyor. Basıyor. Hayvanlara zarar vermiyor yok, o kokum. Yok hiçbir şey yok. Vallahi. Dezenfekteyi koyuyorum. Onun içinde kat. Hem, maşallah. Hem dezenfekte olur. Şey yaptı. Geçen yaptım. Şey yapmış. Oğlanmış. Ha, mardin de oynuyor. Bak 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 bak. Oo, taklacıya bak takla yaptı. Benim ördek kuşun abisi. Reklamını yap Atilla Karaçalı yap. İncirli Ova'nın gülü. Saygılar. Şu anda. Şöyle bir bakalım kümeslerde. Maşallah. Bismillah. Şöyle permanı kıvırcıklar gördüm burada. Evet. Bir takım gül kurusu renkleri. Şöyle oy maşallah. Kırmızımsın. Rosso, beyazı, mavi kuyruğu. Siyahı, çili, kara kuyruğu, hepsi mevcut. Titremleri 10 numara. Herhangi bir hata vermiyor. Güzel titriyorlar. Evet. Valla bunlar oryantal dansöz gibiler ya. Baksana şunlara. Şu maşallah. Bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Her renk var. Gümüş, beyaz, çilli, Arap. Eh seni be. Atilla baba burada ne kuş ürer biliyor musun? Of. Valla şöyle söyleyeyim. Ferhat kardeşim, onu bildiğim için Hüseyin abimden rica ettim. 4-5 tane kuş da benim burada var zaten. Şu kıvırcıklar bana ait. Ha, hemen ayar çektin değil mi? Yani? Yok Hüseyin abimle dostluğumuzdan dolayı. Farkımız yok yani. Ha benim ha Hüseyin abim. Şey bizim yani. Hüseyin abimle aramızda hiç farkımız yok yani. Ben bu kadar güzel yer görsem ben de buradan yararlanmak isterim ya. Tamamdır beni, ya, yani. Beni bu kadar deşifre etme. Bak 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 çilliye bak. Eh seni be. Bak bak bak. Oo bunlar güzel tav olmuş ya. Hepsi ayarlaşmış. Şunlar yavaş yavaş anaş oluyor. Çoğu yavru kızlar. Ama bak bu kadar güzel çilliler renk olarak artık piyasada yok. Eskiden vardı bu kuşlardan ama şimdi arasan bulamazsın. Ekrandaki kuşa dikkatle bakın. Arkadaşlar yorum sizde. Çok güzel değil mi? Çinç arkasının güzelliği. Bildiğiniz kapaklı yavrudan olmuş. Gayet de güzel olmuş. Hani doğrular ya çilli bom. Bir bakalım. Aa, Japon tepeli. Oğlum burada her şey var lan. Sen ne sandın?
Cengiz kaç, Cengiz benim kaç. Benim gönderdim. Valla, göstermedin mi? Gel lan erkek. Cengiz şuna bak Cengiz. Sen seversin. Sevmem mi ya? Benim en sevdiğim şey Rus. Ruslar, Rusçuklar. İlgi alırım. Rus de severim. Bunu kuşlar. Damarı Burlu'dan Mehmet Kurt kardeşimin damarından. Kurt Petrol'un sahipleri. Buradan kendilerine de selam olsun. Güzel güzel hayvanlar. Renkler güzel. Nasıl görüntü güzel. Nasıl sağlıklı maşallah ya. Ulan burada hayvan sağlıklı olmaz mı ya? Her zaman yonca. Bak şimdi buğday çimlemesi vardı. Yeni aldım onu çapı makinesiyle. Şimdi yakında yonca atacağım. Yonca çimlemesi. O bittikten sonra arpa çimlemesi. O bittikten sonra tekrar böyle karamba. Hayvanlar da bundan yararlanıyor. Hepsi. Ne güzel. Hepsi. Vallahi emeğine sağlık. Burada benim şeylerim vardı. Süs tavukları vardı. Şurada tavuk kuşu vardı. Şurada tülünler vardı. Fakat tek iş yaptı. Tabii hepsi bir arada zor olur abi. Yok zor değil. Çeşit çok oldu mu zor olur. Saklıda sıkıntı olmaya başladı. Hmm. Şikayet konusu olmaya başladı. Ama şöyle benim belgeli olduğu için sıkıntı yok yani. Şimdi şuramı boş. Şimdi oraya sadece oraya bir... ben gelirim. Bir yatak bir döşek. Sorun değil. Her zaman buyur. Her zaman. Yer lazım bu taraflarda. Atilla abi gördün mü nasıl takla atıyor? Abi, bak, taklacı çok taklacı dedim Atilla abinin aklı gidiyor. Öyle tak. Batıyoruz, bozmak istemiyorum. Öyle tak. En hele giymiş kovboy terliklerini. Yani vah. İyisinler. Tam bir aydın beyefendisi ya, yemin ederim. Şimdi buradan sonra denize mi gidiyorsun? Buradan sonra arkadaşlar inşallah Kuşadası Milli Park götüreceğiz. Abi Milli Park. Park bizim milli işimiz. Milli Park dediğimiz sahil. Orada oturacağız, okeyimizi oynayacağız. Bak ön tepe. Alanın güzelliğine bakın. Elimden salmıyorum bilerek. Tam salarsam takla yatacak bu belli. Görüntü onu gösteriyor. Ön tepe. Adam gördün mü? Çat. Çok hızlı takla atıyor abi. Çok hızlı. Burada hünkârlar var. Var. Bak hepsi de... Ya dur geleceğim. Rakkasları da göstereceğim dur. Ana bıldırcınlar var burada. Bunlar da salık. Salık ya. Al eline istersen mi? Al eline. Japon erkeğe bak. Atarlı giderli bir Japon var burada. Eh seni be. Bacaksıza bak her yeri dağıtıyor valla. Bunun mu manitası kayboldu? Yok onun yavrusu. Bu anaç bu. Yavru var altında. Bunlar da gül kurusu hünkârlar. Maşallah be. Görüyorsun değil mi Atilla abi? Bak kuşa bir bakışına baksana evet. Abimin. Sevda böyle bir şey. Böyle bir şey. Sinan abi çok meraklı. Ve çok güzel bakıyor kuşlara. Emek veriyor. Çok titiz gördüğümüz olduğunuz gibi. Yani kemik yeri çok temiz. Veteriner aradım yok. Senin bölümüne. Gelecek yakında. Japon esler var. Oo Danimarka sülün. Tamam Atilla abinin elinin değdiği nasıl belli oluyor? Hemen sülünü mülünü gördüysek abiler bilin ki... Şu... Çin çaykasının yavrusu. Japon esişi. Sesi duyuyor mu Atilla abi? Evet bu Cengiz Han'ın sesi. Kimi çağırıyor? Cengiz Han bilmiyorum kimi çağırıyor ama burada güzel horoz var böyle tepeli. Horoz onu şey yapıyor bilmiyorum. Şerefsiz ya. Ben de diyorum kuş niye böyle bu kadar bağırıyor? Gel gel yaptım da kimse gelmedi. Bu da kuş ama... Arkadaşlar size bir olayı anlatayım. Buraya gelmeden önce son bir bahçeye gittik. Cengiz kayboldu ortadan. Ben dedim herhalde içeriye lavaboya gitti. Sana yemin ediyorum köpekler arabada ekmek var. Dedim mamadan hayvanlar bakıyor. Ekmekleri paylaştırdım. Poyraz oradan arkadan avlayıp duruyor. Lan dedim hayvan da istiyor. Ona da gideyim ona da vereyim. Ben ayırmıyorum hiçbirini birbirine. Neyse 3-5 parçaya ayırdım. Lan gittim Poyraz'ın önüne ekmek atıyorum. Cengiz oradan ses verdi. Lan dedim sen ne arıyorsun burada? Sıkışmış kalmış orada köşede pilav gibi. Hayır yok telefonu sessize almış. Yemin ederim ecel teri döküyorum. Bak Poyraz'la aramız bu kadar. Köpeğin zinciri de uzun ya. O köşede kaldım böyle. Böyle duruyorum. Bunu arıyorum açmıyor. Bağırıyorum duyuyor. Çıkamıyor. Kafeslerle Poyraz'ın arasında sıkışmış. Yağmurda yağıyor. Tepeye de çıkamıyorum. Hadi dedim bekleyeyim gelin. Poyraz'la imtihanı biz anlamadık yani. Bu Poyraz'la senin bu ağır imtihanını anlamadık. Aranızda seviyeli bir ilişki var onu farkındayım. Çok ciddi bir ilişki var. Kesinlikle bozmuyoruz yani o ciddiyeti. Uzun vadeli bir ilişkiye benziyor. Evet. Bu işin sonunda kim kimi yerse dayı. bu tehlikeli ya.
Yakışıklı abim. Peki bu kuş sevdası nereden başladı? Abi, eskiden bizim bu yörede üveyik dediğimiz bir... Üveyik, iyi bilirim. Ondan besledim. Arkasından... Avcılar geldim. Vuruyor onları efendim. Oraya ben de yaşatıyorum. Ben de sincap yakaladım, tedavi ettim. Saldım, milli parklara verdim. Atmaca... Yakaladık. Bir başkası getirip geldi, yaralı. Tedavi ettim, yine milli parklara verdim. Ne kadar güzel. Sıkıntım yok orada. Yüreğimiz temiz. Biz hayvanı canlı seviyoruz. Kanatlarının her türlüsü. A'dan Z'ye. Maşallah. Burada da rakkas bunlar, dediğimiz kuşlardan evet, var. Şu 36 yıllık yılbaşı dolu bitince 37. yıla devireceğiz yani. Bunlarla? Evet. Maşallah size. Yani o kadar süredir... Her şeye vazgeçtim ama bir bunlardan vazgeçelim. Çok süslü, çok güzeller değil mi? Çok güzeller. Dediğim gibi. 97'de lahorlarım vardı. Yurt dışından gelmişti. Ondan sonra daha değişik kuşlar vardı o dönemlerde. Bosküler vardı. Ama onlar artık yeni yeni bir ırk geliştirmeye başladık. Bunlar da... Şurada ben eğer varsa göstereyim. Ulan hepsi dışarılarda, hepsi rahat. Bakın ferahla olmuş kuşlar. Bak bu yeni bir çaprazlama. Hemen göstereceğim abi. Tepeli bir Japon gördüm, ilgimi çekti. Hop. Bu bir çaprazlama yaptım. Anne süt beyaz. Tamam, baba Arap mı? Baba değil, mavi kuyruk. Çıkan yavru bunlar. Tamam, gümüş rengi gelmiş. Evet. Biraz da rengi açsa tadından yenmez. İlk yavrusu bunlar daha. Evet. Şimdi ikinci yavrusu. Bunlardan bir tekrar çaprazımı yapacağım. Bunlardan çıkar. Çıkar Allah'ın izniyle. Renk çalışmayı seviyor mu? Çok. Çok. Eskiden ben 27 yıl muhabbet kuşu ürettim. Oy maşallah. Tabii o dönemler, tam ben dediğim 90'larda. O dönemlerde tabii renk bilmiyoruz, şey bilmiyoruz. Bir arkadaşa Almanya'dan kitap getirtirdi. Renk faktörünü Almanca öğretmenine tercüme yaptırdım. Daha sonra da rengi gitti. Vay be. Şimdi birbirleri için de güzel renkler oluşturmaya çalışıyor. Çok, çok. Aynı kuşlarla yola devam ediyorum. Şu anda bunların belki 10 yılda herhangi bir şey fasıl vermez yani. Çünkü hep çaprazları farklı. Hmm. Aynı kandan gelmez. Çok nadirdir yani, belki burada yoktur ama. Belki şimdi gözden kaçtı. Kuştan ayıkmayana bir soralım. Sana bakıyorsun, başka yere bakma. Pardon diyor. Nasıl görünüyorlar kuşlar? Vallahi çok güzel. Ben kuştan hiç anlamam ama süperler maşallah. Nasıl, iyi titriyorlar mı? Mükemmel ya. Bunlara baksana. Niye öyle? Niye öyle diyor? Dostum, bunlar Rus kuşu. Rusları anlatmamıza gerek yok. Ruslar titrek, narin insanlar, biliyorsun böyle. Her ırkta ama güzeller. Hayvanda yani... da insanda da. Rusları tercih edin. Cengiz. Girme oraya git. Cengiz, bak baltayı bir taşa vurursan yenge evde değnekle bekler, ben söyleyeyim sana. Bu sopasıyla bekliyorum. Abi yer çok güzel. Vallahi kuş olup burada yaşayasım geldi. Serhat Öztürk, sürünleri görüyor musun bak? Sürün? Bundan yıllar öncesi Atilla abime sahip. Yavru orada. Baktık yavruya baktık. Yavrusu da var. Atilla abi hemen buraya bir ayar çekmiş ya. Ya benim burada bir eksiğim kendi açımdan. Yıllardır Malatya vardı. Malatya bulamadım temiz. Bir çift yani kümesinde olsun isterim. Ben sana bulurum. Temiz olacak. Yeni sarı bol paça bir takım aldık ya. Şöyle, taze. İyisinden. Kabak. Sarı kabak. O neydi lan? Arı sokar valla, ben çok intrigim. Arı giremez yani, zor. İnşallah girer de bunu bir arı vursun ya. Hiç eli ayağı yerinde durmuyor abi bunu ya. Şimdi Malatya yani siz... Tepeli olur. Şöyle, ibik olarak da başta. Mavi hariç, öbürkünden hepsi beyaz ibik olması lazım. Evet. Gaga. Tabii gaga. Yani esasın işin orijinali oradan başlıyor. Malatya kuşu aynı zamanda iyi de taklacıdır. Biliyorum ya, bende vardı zamanında. Dedim ya, çok vardı ama şimdi her heves değişiyor. Sırayla. Ama süs kuşu da keyifli değil mi? Ben bildiğim eskiden döneklerim vardı benim. Şurada kumaşlarım. Sarı göz dönek vardı ama eski sarı göz.
Ha şey paçalı dönek zeytinden. Değil. Değil mi? Değil. Normal eski sarı göz. Gözleri sarıdır. Sarı gözlüce dedim herhalde macerdan bahsediyorum. Devirleri ama. Çok hızlıdır onlar. 7 ile çıktı 1 olur. Öbürkü de böyle fasıl yapmaz. Top gibi girer, top gibi çıkar. Bizim Bursa kuşlarını onlarla çalışıyorlar. Mesafe arttırmak için. Hızlı olduğu için o kuşlar. Burak diye diyorlar. Evet. Ne kadar çok iyi yaslanıyor. Atilla Bey, anlattığınız şeyden biz de bilgi alabilir miyiz? Öğrenmek şimdi, istiyoruz da. Özgün kardeşim çok güvercin beslememiş bir arkadaşım. Ama çok ekmek yemiş. Kuşların titremesini soruyor. Bu normal mi? Acaba diyor kursağına bir şey mi kaçtı diyor. Vicdan yapmış. Ben diyorum kursağına bir şey kaçmadı. Bu kuşların özelliği diyorum. Geriye yaslanıp titremesi diyorum. Bunu anlatıyorum arkadaşıma. Ha, olsun biz de engin bilgilerden sahiplenelim. Şimdi orada. Sessiz sessiz konuşuyorsunuz. Acaba izleyiciler ne anlatıyorlar diye merak ediyordur. Maşallah hepsi eli ayağı dolu. Gayet güzeller. Bir iki tane şeş rostova bayıldım. Çok güzeller. Ayrı güzellik. Şöyle bilmiyorum zevki benimle uyuşanlar var mı? Çilliler bir başka görünüyor. Sağa sola. Ya biz yeniden şenlendiririz burayı ya. Sen iste yeter ki. Buraya yağmur da yağmıyormuş buralara. 6 ay falan oldu. Allah Allah. Ben tarih attım. En son Nisan'ın 22'si gibi bir yağ. O günden beri yağmur düştü. Bir geçen günkü yağmur değil zaten. O yağmur o asit değil. Yani, asit yani. Çiğ öyle bir attı. Asit de aynen. Yani, Allah Allah. Moleküllerle partiküllerin çarpışması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazının ozon tabakasına ulaşmasıyla bulutlar arasında oluşan iyon ışınının yeryüzüne indirdiği yağmur taneciklerine çok ihtiyacınız var. Tamam, çok. İnşallah. Peki Atilla abi ya bu yağmur olayı işin ciddiyeti mi? 6 ay bir yere yağmur yağmaz mı? Şimdi ben onu geçen videoda söyledim, şöyle anlatayım arkadaşlar. Hüseyin abi, Kızılcıköy'de canlı eşek gömmüşler zamanında. Yine yağmur yağmamış. Öyle bir söylenti var, doğru mu? Kızılcıköy canlı eşek gömmüşler. O eşeğin de buraya tekrar ağa düşmüş, yağmur iyice kesmiş diyorlar. Allah öyle bir söylenti var. Başka şey söylerdim ben. Söyle. Söyle utanma. Eşeği gömmüşler mi? Canlı eşeğe gömmüşler Cengiz Han kardeşim. Abi yaparlar. İnsan olur çok tehlikeli. Ben geçen gördüm eşeğin başını yıkıyorlar, yağmur yağıyor. Bunun bir eşek deneyelim bir kere başka. Tövbeler olsun. Abi çok teşekkür ettik misafirperverliğinden dolayı. Her çok güzel kuşlarım var. Yerin de çok güzel. İnşallah izleyen kardeşlerimiz de bizle birlikte keyif almıştır. Bakın kuşlar burada otluyor. Taşını kumunu yiyor. Minerali var. Vitamini var. Abi de gayet aynen, güzel temiz bakmış. Be. Ellerine sağlık. Bu kuşçu arkadaşlara buradan aktarmak istediğin şeyler var mı? Vallahi hevesle şey yapsınlar, baksınlar yani. Sadece yem atmakla olmuyor. Yem atmakla, su vermekle bu işler olmuyor. Temizliğini, vitaminini, aşılarını. Her şeyden önce hayvana rahat bir yer olacak. Olur. Arkadaşlar bakın ben bu kafeslerde gördüğüm güzel şeyi söyleyeyim. Yaz kış bakın şöyle önleri hep açık değil mi böyle? Açık. Ne kadar güzel. Sağ hayvan ya. Sağlıklı. Bakın tertemiz. Oksijen full. Tabii. Kışın bunun önüne perde yapıyor. Onu yapma. Yok bak şimdi onu ben işte açıklık getireyim. Şimdi perde dediğim şey o. Bu gölgelikleri var ya. Evet. Çift sıralı yaptırdım. Tamam. Rüzgar burada döndüğü zaman kışın. He. Vurduğu zaman. Rüzgarı kesiyorsun ama rüzgar, sen naylonla kapatmıyorsun. Aynen. Önemli olan bu. Rüzgarı vurduğu zaman içerideki ısı artıyor. Durgun elektrik elde ediyor. Vay çok güzel. Sistemli yani. Dayım da benim gibi biyokimyaya hakim. Çünkü tek yaptığın zaman aynı soğukluk gidiyor ama çift kat olduğu için sürtünmeye dolayı içerideki dışarıda mesela 10 derece içeride 12 derece oluyor. Çok güzel. Abi işi biliyor ya tamamen. Önemli olan arkadaşlar benim burada aktarmak istediğim, söylemek istediğim. Ne kadar oksijen, hayvanlar ne kadar rahat, ferah o kadar iyi. Yani kümesleri kapamayın arkadaşlar, boğmayın. Genelde oluyor hayvanlar yer değişiyor, bir stres yaşıyor. Kapalı kümesler iyi kümesler değil arkadaşlar. İsterseniz içeriye altından halı serin ama kuşlar rahat nefes almıyorsa, dışarıdaki oksijenle birebir yaşamıyorsa bu hayvanlar mutlu huzurlu değil arkadaşlar. Çabuk kırılabiliyorlar, kırılganlık yaşayabiliyorlar.
Çok teşekkür ettik abi. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldin tekrar. Aydın'dan herkese saygılar. Saygılar.